İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Emanete hıyanet. İstanbul'da yetişen bir alim ve velidir. Tesirli sözleriyle kalpleri etti tenvir. Bir günde buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Herhangi bir görüntünün olması için dahi bir aslının olması lazım gelir tabii. İşte o asıllar da cennette bulunurlar. Dünyadaki her şeyin cennette bir aslı var. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali Rabbin emirleridir. Namaz, oruç misali. Keza cehennemin de bir görüntüsü vardır. Bunlar da içki, kumar misali haramlardır. Bir günde buyurdu ki, çocuklar bir emanet. Baba, ona dinini öğretmelidir elbet. Nasıl ki mesul ise sürüsünden her çoban, siz dahi mesulsünüz çoluk çocuğunuzdan. Emanete hıyanet olmayacağı gibi, onlara dinlerini öğretmeli tabii. Babalar çocuğundan, hocalar talebeden, mesuldür amirlerde kendi maiyetinden. Hatta azalar bile emanettir insana. Sokmamalı onları bir günah ve isyana. Başka bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Bize Hak Teâlâ'nın şöyle bir müjdesi var. Zira buyuruyor ki, İhlasla amel eden, ahirette cennete girecek ebediyen. Bu ömür, ahirete nazaran yok gibidir. Rabbimiz kullarına pek çok merhametlidir. İtaat edenlere hiç azap yapmam diyor ve bunu kitabında bize beyan ediyor. Zira buyuruyor ki, her emrime siz benim, itaat ederseniz niçin azap edeyim? Dünyada var mıdır ki hiçbir anne ve baba evladını ateşte yaksın da etsin heba? Allah'ın kullarına merhameti ise fakat, anne babadan dahi ziyadedir kat be kat. Onun merhametinin yalnız yüzde birisi bu dünyaya inmiştir, ahirette gerisi. Hak Teâlâ dünyada o bir merhametiyle acıyıp rızk verir hem kâfirlere bile. Yani bütün insanlar, cümle bitki ve hayvan, o bir merhametle rızıklanır durmadan. Er-Rahman sıfatının manası şöyledir ki, dünyada küffara da yetişir merhameti. Kalan o 99 merhameti Allah'ın, sadece müminlere verilecektir yarın. Er-Rahim sıfatının manası şu ki zira, ahirette acır o yalnız Müslümanlara.
Orada kâfirlere hiç acınmayacaktır. Onlar nar-ı cahimde ebedi yanacaktır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Hayr-ı Nesaç rahmetullahi teala aleyh hazretleri buyuruyorlar ki, dünyanın ne değerde olduğunu idrak eden ahiretten nasibini alır. Dünyaya düşkün olmak insanın kalbini öldürür buyuruyor Hayr-ı Nesaç rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim. Allah Teala razı olsun sizden. Çocuklarım için dua rica ediyorum. Cenab-ı Hak salih salih eylesin, iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala. Amin, teşekkür ederim. Hocam ben bir tek sorum var da, oğlum otelde koruma görevlisi olarak çalışıyor. Öncelikle otelde çalışmak uygun mudur, bunu sormak istiyorum. Bir de Ramazan kolisi göndermişler. Yakından bildiğim bir market var, ünlü bir market. Oradan hazırlamışlar. Ben de yakından biliyorum ki orada içki de satılıyor. Bu durumda acaba haram olur mu diye içime kurt düştü. Bunu bir açıklarsanız çok sevineceğim. Teşekkür ederim. Peki efendim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler hocam. İyi günler efendim. Günler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemle emeği geçenlerden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Hocam ben kızlarım ve ailem için sizden dua istiyorum. Cenab-ı Hak salih ailesini hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Din ve dünyanın saadeti versin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Şimdi benim iki tane bugün bitirdim. Bir tanesini hatim var. İki tane hatim var. Onların duasını yapılmasını istiyorum. Tamam efendim. Aldık, kaydettik. İki tane hatim. Aldık efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Bizim akrabalık ilişkileriyle ilgili, eşimin de benim tarafımdan da hiçbir ilişkimiz yok. Yani biz aradık, sorduk, gittik ama kimse bizimle hani itibarda geçmek istemiyor, gelip gitmek istemiyor. Şimdi biz böyle durumda ne yapmamız lazım? Hani sana gelmeyeni gitseni aramayanı ara diye hadis-i şerif var ya, biz buna rağmen mi yapmamız lazım? Bunu sormak istiyorum. Bir de hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi annem cuma şeye gidiyor, Kur'an mukabeleye gidiyor. Bir kendi kadınların grubuna gidiyormuş, bir de erkeklerinkine gidiyormuş öğleden sonra. Ben bunu öğrendim. Şimdi cuma günleri de gidiyor. Cuma günleri erkekler cuma namazını kılıyorlar, ondan sonra hatim ediyorlar. Mukabele okumaya başlıyorlarmış. Annem de gidiyor, orada cuma namazını erkeklerle kılıyor. Şimdi bunun doğru olmadığını ben söyledim. Yani onun hoşuna gidiyor, nefsine tatlı geliyor, çok hoşuma gidiyor diyor da, ben bunu söylememe bir daha gerek var mı, bu bana şey olur mu, hani üstüme kalır mı bir evlat olarak, onu istiyorum. Bir de annemden babam, yani böyle bidat istiyorlar, çok üzülüyorum, onlar için de dua ediyorum. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin, hayırlı kimse çıkarsın karşılarına inşallah teala. Amin, sağ olun hocam. Allah razı olsun. Peki, Allah gelsin, günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederiz size de efendim. Buyurun. Hocam ben sizden ailem, çocuklarım için dua istiyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahirden fitnesinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala. Amin. Allah Teala razı olsun hocam. Hocam bir tane bir hatimim var benim, bitirdim. Onu duası için aradım. Tamam. Kaydettik efendim. İkinci silsile-i aliye büyüklerinden anlatıyorsunuz. Onları hepsini, onlar hakkında bilgi edindik ve silsile-i saadet hakkında duyuyorum, bilgi istiyorum. Ve kadınlar itikafa girebilir mi, giriyorlarmış diye duydum. Girebilir mi hocam? Allah daha rahat. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Helalden hakkınız hocam. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Adamın birisi tanıdık, borcu varmış, borcunu vermiyormuş, sağa sola sadaka dağıtıyormuş, hediye veriyormuş falan. Anam. Bu adam diyor, bize hediye verse
bunu almak uygun olur mu? Birinci sorusu bu. Yaptığı iş tabii uygun mudur? Onu da soruyor. Adamın yaptığı iş hiç uygun değil. Bunlar da hediyesi biliyorlar. Kabul yani. Olmaz. Borcu olduğunu biliyorlar. Şimdi adam verince alınır. Bunlar için mahsur yok. Adam dağıtıyor. Alan için problem değil de veren için problem. Veren için problem. Çünkü borcu varken bir kimsenin birisine yemek ikram etmesi, hediyeler vermesi, şunları alması, bunları alması falan boşa gider. Neye benziyor? Onu çok güzel İmam Rabbani Kutuzeytir benzetmişler. Bir teşbihte bulunmuşlar. Nafile verilen sevap, denize gidiyorsun, parmağını sokuyorsun, çıkartıyorsun, oradan bir damla gibi. Peki farzda verilen sevap da şeydeki gibi, deniz gibi. Herkes tercihini kullansın. Borç ödemek farz mı? Borç ödemek farz. Hmm. Şimdi beş vakit namazı vaktinde eda etmek farz. Vaktinde eda edemezse kaza etmek de farz. Bunlar dururken sen nafile namazlarla meşgul olursun. Aynı şey. Senin borcun var mesela, para olarak borcun var. Ben tutuyorum, herkese aynı şekilde gidiyorum. Hadi ben bugün sizi aynı şekilde lokantaya davetim. Ben sizi bugün iftara çağırıyorum falan. Tabii nasadeti ebediyede bu konu anlatılırken buyuruyor ki, böyle borçlu kimsenin İmam Gazali Hazretleri'nden bir nakil yapmışlar orada. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bu kimsenin yemek yerken sirke bile lüks deniyor da, biliyor musun? Sirke yemesi bile yani. Aha, sirke yemesi bile. Hele öyle acil borçlar varsa, mesela taksit borçlar ayrı. Taksit borçları karşılığı vardır. Adam aynı şekilde yer ve şey de yapabilir, hediye de verebilir. Çünkü borcunun karşılığı var, zamanı da gelmemiş. Ama zamanı gelmiş, bu ödemiyor. Mesela birisinden elden para almış. Bu acil borç demektir. Her an ödemesi gerekir bunu. Her an aynı şekilde eline para geçince hemen bunu bizzat ödemesi gerekir. Şimdi çok şey unutulmuş, yok edilmiş, hayatımızdan gitmiş. Ve bir de bir sürü mezhepsiz ve zındık herifler piyasaya devreye girmişler. İnsanlara habire dininizi Kur'an'dan öğrenin. Ha, Kur'an'da var mı? Bunları yazmıyor zaten. Ondan sonra adam bunların hepsini salla gitsin. Ve tanıdıklarımızdan esnaflar var. Mesela anlatıyorlar. Diyorlar ki, adamın diyor mesela 10 bin lira borcu var. Biz yakinen biliyoruz ki bankada bu adamın 20 bin lira parası var. Şey olarak, döviz olarak. Hemen anında ödeyebilir. Adam talep ettiği zaman, o alacaklı talep ettiği zaman vermiyor adam. Niye dedim, vermiyor? Ya işte döviz biraz daha yükselsin de 3-5 daha kazanayım diye bekliyordu adam. Kazanayım diye bekliyor. Peki ondan sonra bundan bereket olur mu? Olmaz. Huzurlu olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Çünkü zekatlar verilmiyor. Ondan sonra onu bunu tokatlıyorlar. Onu bunu tokatlıyor. Hele bir de mesela onu bunu tokatlayıp böyle alıp götürenler var. Bunlarda iman diye bir şey kalmamış. Çünkü kalbinde zerre kadar imanı olan kimse de merhamet olur. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse zekat vermediği zaman rahatsız olur. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse bir başkasının hakkını yemez. Şimdi bazen gazetelerde, hatta televizyonlarda haber olarak getirilir. İşte alkışlanacak bir hareket. Neymiş o alkışlanacak hareket? Taksici müşterisinin arabada unuttuğu, içinde 100 bin döviz parası olan şeyi götürmüş, iade etmiş. Çantayı götürmüş. Evet. Sür manşetten. Niye bunlar veriliyor? Bir alçak adam, o adamın imanı var. İmanı var. İmanı olduğu için onu yapamaz. O paranın üstüne yatamaz. O 100 bin değil de 100 kuruş da olsa, 100 kuruş da olsa, 10 kuruş da olsa, hatta 1 kuruş da olsa, Onu rahatsız eder. Kul hakkından korkar yani. Peki adam kul hakkından korkmuyorsa, bırak aynı şekilde öyle bırakılan parayı. Adam gidiyor, camı kırıyor, oradan para alıyor. Peki bu kimsede aynı şekilde iman kalmış mıdır? Hayır. İman kalmamıştır. İman olsa bunu yapamaz. Çünkü ahireti düşünür. Bunu eninde sonunda bana sorarlar diye düşünür. Bunu sorarlar diye düşünür. Böyle bir düşünce de söz konusu değilse... bunu ne zapt edecek? Efendim polis, jandarma nerede? Polis de insan, jandarma da insan. Onların da aynı şekilde açıkları yok mu? Var. Adam bekliyor, onun açığını bulduğu zaman polisten, jandarmadan da kendisini aynı şekilde kurtarabiliyor. Hakim karşısına çıkmayabiliyor. Kaçıyor, bilmem ne ediyor falan feşmekan. Ama hani zaman zaman anlatıyoruz. Behl Dana Hazretleri'nin evine hırsız girmiş. Sabahleyin bakmışlar ki mezarlıkta. Kapıda bekliyorlar. Diyorlar ki hayırdır? Ne oldu, birisi mi öldü? Yok diyor. Bizim eve akşam hırsız girdi. Niye karakola gitmedin? Nasılsa buraya gelmeyecek.
Tabii. Daha garanti. En garantisi. Nasılsa buraya gelmeyecek mi? Tabii. İstediğini yapmakta serbestsin. İstediğini söyle. Namazları ben kaza etmem canım. Sünnetlerine kaza kılmam. Kılma. Paşa gönlüm bilir. Oruçlarımı da kaza etmem. Etme. Efendim ben imsakı da aynı şekilde Türkiye takvimi bildirdiği gibi yapmıyorum. Diyanetimin bildirdiği takvime göre yapıyorum. Vebali onların olsun. İftarı da onlara göre yapıyorum. Paşa gönlüm bilir. İstediğini tercih etmekte serbestsin. Ama öldüğün ve kabre girdiğin zaman bir bakacaksın ki ne oruç var ortada ne namaz var. Hepsi gitmiş. Zekatlarını altın olarak. Efendim bunu yokuşa sürmek demektir falan böyle olmaz. Paşa gönlüm bilir. İstediğin şekilde hareket etmekte serbestsin. Serbestsin. Ve bazılar da bilgiçlik taslıyor. Kendi kafasına göre yorumlar yapıyor. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında açık net bir şekilde buyuruyor ki şeriat yani din İslamiyet 14 ayar dahil yukarısına 14 ayar 16 ayar 18 ayar 22 ayar 24 ayar bunların hepsine İslamiyet altın diyor tamam mı? 12 ayara demiyor. 12 ayara demiyor. 14 ayarın altındakine karışım diyor. Yukarısına 14 dahil yukarısına onu da yanlış anlıyor birisi. Ben diyor tam İlmihal'de okudum diyor hoca diyor işte 14 ayara diyor 14 ayar yukarısı diyor. Halbuki diyor 12 ayar yukarısı demesi lazım. Demek ki anlayışı kıt. Tamam mı? 14 ayar dahil. Türkçesi başka açıklaması var mı buna? Ve yukarısı. 12,5 ayar. Var mı? Varsa haklı o zaman. 13,5 ayar. 13,5 ayar. Tövbe estağfurullah. Dolayısıyla diyelim ki 14 ayar altını var, 16 var, 18 var, 22 var. Karışım, karışık. Mesela çoğunluğu da aynı şekilde bunların 18 ayar diyelim. 18 ayar. Topladı hepsini 300 gram etti. 300 gram etti. 2,5-5, 7,5 gram altın zekat verecek. Bunu 22 ayardan da verebilir. Çok az o. Olsun. Çünkü şeriat hepsini altın diyor. 14 ayardan da verebilir. Mahsuru söz konusu değil. Sadece bir tavsiye var. Sadece bir tavsiye var. Nedir o tavsiye? Fakirin lehinde olan ayardan verilmesi iyi olur. Tavsiye edilmiştir. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında böyle yazıyor. Ha bazıları efendim diyor, bana göre diyor bu mekruhtur diyor falan. Nerede yazıyor? Ne mekruhtur? 14 ayardan verirse mekruhmuş. On dört ayardan verirse mekruhmuş. Ha nerede yazıyor? Ona göre ama. Ha ona göre tabii ilahiyatçı ya. İlahiyatçı ya. Allah böyle muhafaza buyursun ya. Yani insanlarda nefs. Cenab-ı Hak hepimizi şerrinden muhafaza buyursun. Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlanıyor ama nefis bağlanmıyor. Nefs bağlanmıyor. Hani derler ya halk arasında amiyane kullanan nefs boru gibi diye. Hakikaten boru gibi herkes daha nefs. Hepimiz de öyle. Yani eğer bu ilahiyatçıysa ucundan kıyısından efendim bana göre şey illa aynı şekilde nakil yapmayacak. Hani tam İlmihal Saadeti Ebediye'de böyle bildiriliyor bu. Oradan işte şöyle nakil yapılmış. Diyemiyor. Diyemiyor. Niye? Adam profesör. Adam ilahiyatçı. Adam müftülük yapmış. Böyle bir adam bana göre diyecek. İtikad ehl-i sünnet itikadında olsa da yapıyor bunu. Farkına varmadan. Hatta bazıları kendilerini aynı şekilde böyle fetva ehli ve kadı falan zannediyor. Hukuk fakültesini bitirmiş. Kadı zannediyor. Böyle kendisine diyorlar ki ya hani sen İslami ilimlerden falan da fetva falan filan veriyorsun. Ama İslamiyet kibirime ne diyor? Sizde demiş kibir var. Demiş alimler de olur o kadar demiş. Alimler de olurmuş o ya. Onu da bilmiyorsun. Bana... Alim değilim ki. Cahil bir sunucuyum ben. Alim olsaydı kibirin ne olduğunu biz de kibirlenirdik diye sen. Tövbe yarabbi ya. O zaman bilirdik. Ya Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Yani şimdi tam İlmihal Saadeti Ebedi kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir Müslüman için hatta Hazreti Mehdi'ye kadar gelecek Müslümanlar için bütün kitaplar tetkik edilerek lazım olan bilgiler alınmış. Ve tercih edilmiş. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh orada kitaplar bildiriyor. Aldığı kitapları İbn-i Abidin biliyor, Dürrül Muhtar diyor, Dürrül Müteka diyor. Ondan sonra Mülteka Şerki diyor, Dürer diyor, Gürer diyor. Riyad-ı Nasihin diyor, Şiratul İslam diyor, tamam mı? Aa diyor bak Hüseyin Hilmi Efendi bu kitapları övüyor. Tamam kitapları övülecek arkadaşlar.
verecek arkadaş da kimyayı saadetten de ihya'dan da aynı şekilde almış. Bugün kimyayı saadeti ihya'yı tek başına okuduğun zaman bir sürü fitne çıkartırsın. Lazım olan alınmış. Ha diyor ki yok diyor. Ben de diyor ilahiyatçıyım. Hele hele ben de profesörüm. Ben de diyor aynı şekilde ihya'dan ve şeyden lazım olanlarını bulur çıkartır alırım. İbn Abidin'den okuyorum ben oradan. Alır bulur çıkartırım. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin tercihi beni ilgilendirmez. Ben varım ben. Adamın hazreti ben devreye giriyor ondan sonra. Hazreti ben devreye giriyor. Bana göre diyen kim olursa olsun. Tabii. Ve hangi konuda olursa olsun. Antipatiktir bir kere yani. İtici oluyor. İtici oluyor yani antipatik. Ama bunlar, öyle diyenin bunları, ben hiç haz etmiyorum şahsen. Bunlar ama öyle demiyor. Birbirlerini hani körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Efendim sizi çok seviyorlar. Kibirli kibirliği sever herhalde değil mi? Sever ama itici olurlar. Şimdi. Aynı ortamda beraber bulunamazlar. Çok enteresan bir örnek var. Rahmetli Enver abi gördük. Sohbetlerinde de bulunduk. Mesela o herkese sempati duyduğu birisiydi yani. Herkesin sevdiği birisiydi. Bana göre demediği için belki de. Hiç duymadık çünkü. Şimdi onun bana göre demesi için o kadar çok sebep var ki. Varken. Gazete sahibi, televizyon sahibi, radyo sahibi, holding sahibi ve efendim işte akademik kariyer sahibiydi. Doktora da verdi tamam mı? Doktor da aynı zamanda. Yani kendi su ürünleri üzerinde yani şey olmuş olsaydı doçent profesör olurdu tamam mı? Ve bu şey de kendisine aynı şekilde bilindiği için de verildi. Doktora unvanı da verildi yani. Resmen verildi de kendisine de verildi. Bütün bu unvanların yanında ben anlamam ki ben bilmem ki derdi. Ve insanın acıyası gelirdi ya Emre abi bir şey öğretsek yani köyden gelmiş bir şey bilmiyor. Ben anlamam ki ben bilmem ki neyi verirdi. Ama onu o kadar tabii söylüyordu ki. O kadar da dinleyen kimse gerçekten inanıyordu. Din konusunda. Hele din dini konusunda. Bilgiler konusunda. Dini bilgiler konusunda. Çok derindir çünkü. Ve hiçbir ilahiyatçının bilmediğini biliyordu. Niye? Hüseyin Hilmi Efendi'nin hem damadı dizinin dibindeydi. Ama buna rağmen tamam. Hocamızdan diye nakiller yapıyor. Ama hiçbir zaman bana göre dediğine de dediğiniz gibi hiç şahit olmadık. Hiç şahit olmadık. Hatta mesela şeylerde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Kuleli'de ondan sonra Işıklar Asker Lisesi'nde Erzincan Asker Lisesi'nin talebelerini falan görünce aa hatırlar mısın sen bir gün eve gelmiştin de hocamız işte sana şöyle şöyle dediydi. Çok kuvvetli bir hafızası var. Çok kuvvetli bir hafızası var. Hep hocasından nakil. Peki Hüseyin Hilmi Efendi ne yapıyordu? Ya, çok böyle dahi niteliğinde aynı şekilde bir zekaya sahip. Kimyada zirve bir zat. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı ilk kimya yüksek mühendisi değil mi? On sana ve şey üzerinde gazlar üzerinde yapmış olduğu araştırmalar var. Elementler üzerinde yapmış olduğu araştırmalar var. Ve bu beynelmeler platformlarla taşınmış böyle bir durumu söz konusu. Ve her şeyden önce Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve tasavvuf kürsüsü ordinans profesörü Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Böyle bir zatın talebesi hani üstünlük istiyorsan tamam mı? Bütün bunların yanısına askeri kimlik itibariyle de albaylık rütbesinde. Ve birkaç tane dili çok iyi biliyor. Birkaç tane Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca çok iyi biliyor. Bütün bunlara rağmen sohbetlerini ya kardeşim o Efendi Hazretleri diyorlardı. Efendi Hazretleri hocaların öyle diyor. Efendi Hazretleri bir gün aynı şekilde bu konuyu şöyle 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 izah etti. Ve buyurdu ki falan kitapta bu mesele böyle anlatılıyor. Böyle anlatılıyor. Ve Efendi Hazretleri buyururdu, camide bile vaaz ederken önüne efendim kitap koyardı. Oraya bakar, oradan anlatırdı. Halbuki o anlattığı şeylerin hepsini ezberden biliyordu. Bir mesele sorulduğu zaman bir bakalım şu kitaba derlerdi. Uzatırlar, kitap aldılar. Ya kardeşim kitapta böyle yazıyor derlerdi. Dört mezhepte mütehassıs bir zat. Tamam ben müştehit yetiştim ya Mustafa Bey. Müsaade et de ben bana göre diyeyim ya. Demeyeyim mi? Demeyin, siz demeyin. Bir yerde garip bir durumla karşılaştım da şimdi bir konuyu anlatan bir şahıs Hüseyin Hilmi Efendi'yi seviyor. Enver abi de seviyor mesela. Hüseyin Hilmi Efendi bu kitapları yazmış, Enver abi de dağıtıyor. Böyle ifadelerden sanki Enver abinin bu kitapların içinde yazanlardan çok fazla haberi yokmuş kaynaklardan falan gibi. Tabii. Ne bilsin, köyden geldi. Onların hepsini biliyordu yani o da biliyordu. Kaynaklarını da biliyordu. Emre abi açık vermiyordu. Arapça da biliyordu, Farsça da biliyordu. Biliyordu yani. Ve mesela biz ilahiyatı bitirdiğimiz halde Osmanlıca mektup yazamıyorduk. Hüseyin Hilmi Efendi'nin bir mektubu Osmanlıca yazılmış. Bana dediler şunu bir oku deyince şaşırdım kaldım ben. Elim ayak düştü. Hani okudum ama Emre abinin yardımıyla okudum. Sırılsıklamda terledim.
Ya beni ne yapma. Ama ben müştehittim ya. Öyle şey, mektup mektup falan niye okutuyorduk ya Meral bize? Tabii siz daha büyük işler için varsınız ya. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kur'an-ı Kerim ve Ramazan ayı. İslam alimlerinin ve evliyanın en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mektubat isimli kitabının 162. mektubunda, Ramazan'ın ve hurmanın üstünlüğü, faziletiyle ilgili olarak buyuruyor ki, mübarek Ramazan ayında bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket Allahü Teala'nın zatından gelmektedir. Her kusur, her kötülük de mahlukların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır. Nisa suresinin 78. ayetinde mealen, sana gelen her güzel şey Allahü Teala'dan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendindendir buyuruldu. Bu üstünlüklerin hepsi de kelam şanında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kelam şanının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim'le tam bağlılığı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Bekara suresinin 185. ayeti, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bildirildi. Bunu bildirmektedir. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek, bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek hayırlı ve bereketli olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, oruçlu olan kimse hurmayla iftar etsin, çünkü hurma bereketlidir. Resul aleyhisselam hurmayla iftar ederdi. Hurmanın bereketli olması şöyledir ki, onun ağacına nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki, Peygamber aleyhisselam, nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır, dedi. Halanız olan nahleye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç, Adem aleyhisselamın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır, buyuruldu. Görülüyor ki, nahle, Adem aleyhisselamın çamurundan yaratılmıştır. Nahleye bereket buyurması, bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. Bunun için, nahlenin meyvesi olan hurma yenince, insanın parçası, dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey, insana da aktarılmış olur. Hurmada bulunan sayısız üstünlükler, bunu yiyende de bulunur. Hurmayı yiyen herkes böyle olursa da, oruçlu kimse iftar zamanında şehvetlerden ve dünyanın geçici zevklerinden temiz olduğu için hurmadan pek çok istifade eder. Anlattığımız faydaları daha tam ve daha olgun olur. Resul aleyhisselam, müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir buyurdu. Bu da belki hurma insanın dokularına karışınca, insanın hakikatini tamamladığı içindir. Oruçluyken böyle şey olmadığı için, bunun karşılığı olarak sahurda hurma yemenin güzel olduğunu bildirmiştir. Hurma yemek, çeşitli yemekleri yemek gibi faydalı olmaktadır. Hurmanın bu bereketi, kendisinde her şey bulunduğu için, iftar zamanına kadar insanda kalır. Hurmanın bu faydası ancak İslamiyet'e uygun olarak yenildiği, İslamiyet'ten kıl ucu kadar ayrılık bulunmadığı zamandır. Tam faydasına kavuşmak için bir ağacın bir meyvesi olarak değil, bereketini düşünerek yemek lazımdır. Yalnız bir meyve olarak yenirse, yalnız madde, kalori faydası elde edilir. İşin iç yüzü bilinerek yenirse, bereketine kavuşulup ruhu da besler. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
Efendim ilk dinleyicimiz oğlum dedi otelde işte koruma görevlisi olarak çalışıyor falan diye. Yani otelde çalışmanın mahsuru var mı? Yok. Efendim otelde işte kumar da oynatılıyor. Oraya gelip de zina edenler de olabilir. İçki de veriliyor falan. Olabilir. Ama otelin kendisi haram işlemiyor. Ama içinde haram işleyenler olabiliyor. Mesela bir kimse helal kazanıyor da adam kendisi zina ediyor, içki de içiyor. Böyle bir kimsenin ikramı yenir mi yenir? Verdiği para alınır mı alınır? O fiiller onu bağlar. O fiiller onu bağlar. E şimdi otelde gelmiş, adam almış getirmiş, önce bu da zina da ediyor falan. Onu bağlamaz o. Kendine hizmet veriyor. Peki efendim içki de varsa, kumar da oynatılıyorsa o zaman para yani helal. Orada yemek de ikram ediyor, insanlara hizmet ediyor, yatırıyor, kaldırıyor falan. Oradan gelenler helal, öbürsü de haram. İkisi karışınca mülk abisi olanı verince alınır, ikram edince yenilir buyuruyor. Hüküm bu, hüküm bu. Dolayısıyla orada problem olmaz. Ha derse ki efendim namazlarını, ibadetlerini yapamıyor Allah-u Teala. İnşallah öyle yapabileceği daha hayırlı, güzel bir işte nasip eder kendisine diyoruz. Bir de dedi orada diyor işte Ramazan kolisi diye bir şey vermişler. bu dedi hani malum bir şey market. Oradan getirilmiş. Orada da içki de var. Evet, kolinin içinde içki var mı? Hayır yok. Olsa bile alınır atılır o. Geri kalan ayıcak değilen bah olanlar gelir. Onun şeyi olmaz efendim. Ha bazen soruyorlar, İslamiyet buna izin vermiştir. Mesela kitaplarda buyuruyor ki, helal, tayyip kelimeleri geçiyor. Ne demek o? Temiz. Kazanç. Helal, tayyip, temiz kazanç. Ve habis diye geçiyor. Yani fasit olmuştur, alışverişi bilmem ne olmuştur falan. Bozuk. Ha, bozuk, kirlenmiş. Veyahut da zulmet girmiş, ya da başka karışımlar devreye girmiş. Şimdi kazanç yollarda Saadet-i Ebedi kitabında anlatılmış. En helal ve tayyip olanı, güzel olanı, helal olanı o da bildirilmiş. Böyle olmayanlar da var. Evet var. Efendim böyle bir kazanç da aynı şekilde hani tamamen kirlerden temizlenmiş midir? Zahiren değil. Zahiren değil. Ha, Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Her bakımdan yani temiz kazanç ve helal lokmayı. Şeyde mektubat da nerede geçiyor? Emel abilerden anlatırdı rahmetli. Şimdi birisi böyle helal lokma aramak için çıkıyorlar. Diyorlar ki falan yerde bir salih çiftçi var. Ona gidiyor efendim diyor. İşte ben diyor hocalarımdan öğrendim. Bana yani onları öğrettiler. Ben de gönlüme düştü. Kendim çoluğum çocuğuma helal lokma yedireceğim. Bu da sizde bulunurmuş. Eskiden de evlat diyor. Bize de kalmadı. Ama sizde bulunur. Nasıl oldu da kalmadı? Bir gün diyor böyle de hava yağışlıydı benim öküzler diyor. Komşunun tarlasından geçerken yağmurlu olduğu için komşunun tarlasındaki topraklar benim öküzlerin ayağına bulaştı. O toprakları getirip benim tarlama bulaştırdılar. Bende de helal kalmadı. Toprağa. Ayağına bulaşmış. Ayağına bulaşmış. Kürekle atmamış. Yani. Kürekle de atmamış. Hani çizgi işte ne diyorlar ona çit diyelim hani daha iyi anlaşılsın değiştirmiyor. Şuradan olsun falan böyle bir durumu da söz konusu değil ki hayvanların da geçmesi mazur. Ama helal ve tayyip kazanç da derece derece tevekkül derece olduğu gibi o da derece derece. Mesela şeyde tabimler saadet ebediye geçiyor. Yahya Müneri Hazretleri için mi yoksa büyüklerden bir zat için mi? Annesi getiriyor bir bardak süt veriyor diyor ki bu diyor nerede otlamış bu koyunlar? Diyor ki evlat mı diyor. Niye diyor soruyorsun bu kadar ince ince. Anne nerede otlamış diyor. Falan yerde içmiyor. Diyor ki Allah-u Teala rahmet etsin iç. Allah-u Teala yasak ettiği men ettiği işleri yaparak Allah-u Teala'ya yaklaşılmaz. Merhameti de alınmaz buyuruyor. Özür dilerim efendim. Çünkü o bera başkalarının da hakkı bulunan bir meraymış. Yani. Umumu açık bir yer. Efendim umumu açık. Başkalarının da hakkı var orada. Yani sadece şey değil. Dolayısıyla başkalarının da hakkı olan bir merada koyun otlamış, o koyunun sütünü içmiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri işte Küfe'de bir sürü çalınmış falan. 7 sene koyun eti yememiş. Niye? Halbuki kendisi iştihadında aynı şekilde caizdir buyuruyor. Tanımadığın bilmediğin müddetçe. Tamam caizdir. Ama kendisi takvanın zirvesindeydi.
Çünkü bir koyun 7 sene yaşarmış en fazla. 7 sene boyunca koyun yememiş. Ola ki o çalınan koyunlar şu veya bu şekilde kasaplara gelmiştir. Kesilip ayıncak da şey yapılmıştır falan diye. Efendim vesvese değil mi bu? Ha, bizimkiler de vesvese, onlar da değil. Hatta bir gün işte hepsisine bir necaset bulaşmış gitmiş. Dicle de nehir kenarında habire yıkıyor onu. Yıka 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 demişler efendim. Siz sıvı necasetler de avuç ayası kadar olanı namazı kurtarır. Muaf olmuştur. Ve 4.8 gram ağırlığında katı necaset de bali değildir diyorsunuz. O fetva buyuruyorlar, bu takva. E tabi onlar öyle amel ettiği için sözleri tesir eder. Şimdiki salaklar, ben de işte insanım, onun zamanında Kokul amca yoktu, ben Kokul amcayla her şeyi biliyorum falan diyen ukala ilahiyatçılar var. Adam aynı şekilde oruç da tutmuyor çoğu bunların da. Hele Ramazan-ı Şerif'te ekranlara çıkan sahur ve iftar programı yapanların çoğu oruç tutmuyor. Zaten belli o. İftar programına bakıyorsun, adam hiç bayılmıyor. Şeyde de aynı şekilde dili de dolaşmıyor. Dili de dolaşmıyor. Ha, diyorsun ki oruç tutmuyor. Belli yani. Zaten yakinen hani dinleyicilerimiz diyecekler, efendim suizan mı ediyorsun? Hayır. Suizan değil. Yakinen yani televizyon dünyası, gazete dünyası farklı bir dünya. Dolayısıyla bizim de tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlar var. Şeyde muhabir olarak, kameraman olarak falan, rejide çalışanlar olarak, onları yakinen gelip bize bildirdikleridir. Hatta fotoğraflar var. Böyle alçak insanlar var. Allah Teala şerlerinden korusun. Ondan sonra da kalkacaksın, bunun sözünü şey yapacaksın. Ha efendim, bunların peşine giden yok mu? Olmaz olur mu? Adam put yapmış taştan. Ona da bize bir şeyler şey yapmış. Bunu işte kurbanlar adarsan bilmem ne olsan dileğini verir. Adam geliyor, onun için o puta bir sürü ayıcık da yapmış. Böyle salaklar çok. Hatta çıksa birisi dese ki ben zındıklık tarikatı kurdum dese, peşinden gidecek bir sürü salak var. Bir sürü salak var. Çok özür dilerim de gazetelere haber olarak geçti. Çoğunun dikkatini çekmiştir o zaman, gazetelerden 3-5 sene önceydi. Müride neyse işte kendisine talebe diye şey yapıyorlar falan. Çok affedersin de onlar düzüyormuş, tamam mı? Gazetelere intikal ediyor. Adam diyor ki benim de şeyhim bana böyle yapıyordu. Bir de onlara şeyh diyorlar. İstismar yani, ediyor. Ha, zina ediyor yani adam. Hı. Zina ediyor. Hı. Böyle alçaklar da var. Ha niye söylediniz derseniz. Ha, adam böyle diyor. Onun aynı şekilde şey yaptıkları da bana iyi geldi, basurma iyi geldi diyen salaklar da var. Yani herkes aynı şekilde bu dünya pazarında bir olta atarsan bir şeyler takılır. Ancak aklı olan, insaflı olan, merhametli olan, samimi olan, gerçekten Allahu Teala'ya kul olmak isteyenleri de Allahu Teala Ehl-i Sünnet alimlerinin yoluna dahil ettiriyor. Onların kitaplarını okuyor ve onlardan nakil yapanları dinleme saadetine eriştiriyor. Bu böyle bir yer. Şimdi adam bir de şey yapıyor, onu da aynı şekilde nefsine uygun ben falan filan şey yapıyor. Geçenlerde bizim muhabirlerden birisi geldi. Abi dedi, bu dedi sahur ve iftar programı yapanlar var ya dedi. Dedim ne var? Oradaki gelen izleyici gönüllü gelmiyor dedi. Ne demek o gönüllü gelmiyor? Onlara para veriliyor dedi. Tabii onlar toplama canım. Bu sesi dedi, otobüsler gönderiliyor tabii dedi. Onlara yer de ayırtılıyor. O iş organizasyon işi yani. O işi yapan firmalar da var. Seyirci topluyor. Öyle seyirci topluyor falan dedi. Adam dedi işte oraya getiriliyor. Kendisine bir yemek falan da veriliyor. O yemeğin hatırını orada böyle dinliyor. Aslında dedi milletin dedi oraya koştuğu falan yok dedi. Bu eğlence programları falan var ya, bu sabah kadın programları öğleden sonra. Onlar da öyle değil mi? Oradakiler de öyle yani. Onları toplayıp getiriyorlar. Onların başı dikkat ederseniz birkaç tanesi hep orada görünür ekranda yani. Onların reisi. Reisi durumunda. Toplayıcısı. Ha, otur bakayım ben. Bir daha getirme maha falan teyze dedi işte, değil mi? Ona da maaş veriyorlar. Dolayısıyla vatandaş da zannediyor ki o ne kadar çok izleyeni dinleyeni var falan filan filan. Hepsi oylama hikaye falan yaptırıyor ya. Ha, oylama da yaptırıyor bazı salaklar ya. Allah-u Teala şerlerden korusun. Efendim gelelim. Bu arada hocam özür dilerim. Pazar günü saat 9.30'dan itibaren Kadir Gecesi'nde bir yayınımız olacak. İstanbul Esenyurt'tan dinleyicilerimize onu da unutmadan duyurmuş olalım. TGRT Haber. Yarın da belgesel. Yarın da cuma, Ramazan-ı Şerif'in son cuması. Bak söyleyip duyuyorum. Haftaya bugün son, biliyor musun? Son oruç. Haftaya bugün son oruç. İstesen de bundan sonra aynı şekilde ömrün varsa şey yapacaksın. Söyleyiver. Ömrümüz varsa tabii ki. Şimdi, bir sene bekleyeceğiz yani. Bir sene bekleyeceğiz. Şimdi kefaret-i namazla alakalı olarak tabii soranlar oluyor da
Ramazan ayının son cuma namazdan sonra kefareti namaz denen 4 rekatlık namaz kılınırsa, namazlar vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için yapılan tövbenin kabulüne vesile olur. Bu namaz 4 rekat olarak kılınır. Her rekatla bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi ve 10 Kevser suresi okunur. Ve kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların günahların affolması için kefaret namazı kılmaya diye niyet edilir. Cuma namazından sonra ikindi namazına kadar kılınır. Aynen ikindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı her rekatın kıyamında Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi ile 10 Kevser suresi okunur. Diğerleri aynıdır. Ve Ayet-el Kürsi'den ve Kevser'den önce besmele okumak gerekmez. Okunursa da zararı olmaz deniyor efendim. Hani soruluyor ya, efendim ne yapacağız, nasıl yapacağız falan, nasıl kılınıyor falan diye. Yarın öğle namazından itibaren ikindiye kadar Cuma'dan sonra kılınır. Efendim, diğer dinleyicimiz bizim dedi akrabalarımızla ilişkilerimiz yok gibi dedi böyle. Gidiyoruz dedi, bizi dedi kimse aramıyor etmiyor falan dedi. Hani dedi sıla-i rahim falan. Eğer salih birisi olsa, dindar birisi olsa arardı. Demek ki öyle bir durum söz konusu değil. Hele akrabalardan gerçekten salih değilse, el sünnet itikadında değilse, he usulen işte ne yapıyorsun falan filan bir şey yaparsın. Ondan sonra onlardan cevap gelmiyorsa, saldım çayıra Mevlam gayra. Lüzumu yok aramaya. Annem iki mukabeleye gidiyor falan dedi yani. Cuma namazı da kılıyor falan. Ne yapayım falan, dua edersin. Erkeklerinkine gidiyormuş bir de. Erkeklerin. Erkekler okuyor, bu da orada dinliyor. Dinliyor falan. Cuma namazı da kılıyor. Cuma namazı da kılıyor. O da çok hoşuna gidiyormuş. Tabii nefsinin hoşuna gider. Zaten dinleyicimiz yakalamış onu. Yani yeri geldikçe söylesin veyahut da kendi emsalinden birisi söylerse ona tesir eder. Yoksa kızının söylediğini anlamaz, kabul etmez. Hep dersen ben doğurduğum çocuksun der ve itibar etmez. Ama dua etsin Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin inşallah. Son dinleyicimiz silsile. Saadet Ebedi'yi de var. Tam İbn-i Saadet Ebedi'yi de var. İsimleri de var. O büyük alimler şiirinde isimleri de zikredilmiş. Hatta Eshab-ı Kiram kitabında da aynı şekilde bildiriliyor bunlar. Peki kadın da itikafa girebilir mi? Girebilir. O da evinde girer. Yapabilir. Evinin bir odasında. Evin bir odasında ama sadece ibadetle meşgul olacak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.